Evet abi Kenshi'de en son maalesef yamyamlar tarafından yenerek ölmüştük. O yüzden şimdi yeni bir oyuna başlıyoruz. Yeni oyun diyorum. Şunlara bir bakacağım. Ya gezgin başlamayı düşünüyorum yine. Kolaya kaçmak istemediğim için ama yani önce köle ettiler bizi sonra yediler abi. Paran daha az olsun aranan bir suçlu ol ama sağlam bir kılıcın olsun diyor. Oyun başladığı gibi saldırıya vuracaksın. İlk oyun için tercih edilmez. Kalsın o zaman hocam. Yerin dibi var. Çok zor. Kolaya bak. 14.000 parayla başlatıyor beni. 100.000 para. Bunlar neymiş ya? Grubun seninle aynı kafada olan 5 kişiden oluşuyor. Yanınızda hemen başlamanız için erzak ve inşa malzemeleri var diyor abi. 4.000 para ve 5 kişi veriyor. Bu bayağı bir kolay başlangıç gibi aslında ya. Bu gezgin daha iyi geldi bana. 5 kişiyi de alırım da sanki çok kolay olur gibi. Gelişmişte açlık süresi ölüm şansı varmış. Üretim hızı. Bunlar dursun ya. Aynen. Standart neyse öyle olsun. Bu arada videoyu beğenirsek çok sevinirim. Yorum atarsanız da bir hoş olur yani. Çarım hemen bir yapayım. Önce ismimi vereyim bak. Öncekinde unutmuştum ismimi vermeyi. Evet tipim bu şekilde olacak. Böyle biraz daha standart bir karaktere benziyor aslında. Vücut desen vücut kaslı ama abi. Vücut iyi. Vücut harbi iyi. Hadi bakalım. Güzel bu terk edilmiş yerde başladım. Ya köle olmamaya çalışacağım. <laughs> ne, mümkün olduğunca dayak yememeye çalışacağım abi. Şuradaki bara bir gir. Şuradan bir yemek memek alalım. Hocam bir neyin var bir ana bir göster. Bunlar ne gözünü seveyim hocam. Bunlar ne ya. Et almaya geldik sana. ilaç almaya geldik. Param bin. Param bin burada. Balıklar var. Bunlar bozuluyor mu acaba? Ha kuru balık. Oğlum değerine sen 400 diyorsun ya. Bazı şeyler orantısız pahalı gibi hissettim yani. Konut falan var. Ya burası yıkılmış, harap olmuş da burada normalde yemek bulamıyor muyduk ya? Besin küpü var. Abi bunlar niye pahalı ya? Erzak paketi. Ben şu anda tokum. Ben şu an dayanırım hocam. Şuraya ben bir gideyim. Bu arada koşacağım. Deli dana gibi koşacağım. Mümkün olduğunca çok koşarak atletizmimi kasacağım. Yam yamlar falan karşımıza çıkınca koşmamız gerekiyor çünkü. Şu anda bir de level 1'im. Hani karşıma bir haydut maydut çıksa enseme tokadı vurur paramı alır gider yani. Şu oyuna bir optimizasyon güncelleştirmesi be lütfen. Hala köşede kayıp uzuv köle olmak falan diyor. Hocam geçti o geçti. Oyun travma yaşıyor şu an. Karşıdaki şehre gidelim. Madenimizi kasalım. Tertemiz. Paramızı kazanalım. Helal yoldan helal lokma yiyelim mi? Buralar şek değil mi abi bunlar? Aynen şek krallı. Düzleri de çok çene çalıyor diyor. Ne diyorsun lan sen? Şuradaki bara gir bakayım. Kank diye birisi varmış. Ne kadar istiyorsun kank 6000. Hmm, yeterince param yok kardeş. Dükkanı sahibi yok mu burada? Neyi? Ticaret yapalım neyi? Ha şu etten arıyorum ben ya. Doksun bunlar ucuz yani. Ucuz olur güzel olur abi bunları yeriz. İlaç var mı sende? İlaç genel dükkanda mı oluyordu? Ya, elim ayağım titriyor beleş bir şey görünce. Çalmamak için kendimi zor tutuyorum. Burada bir bardağı var buraya da gel. Millet herkes işinde gücünde bak ben çıplamam ama. O kıyafet de gerekiyor yani. Hocam sende ne var? Yemek var aynı şekilde. Erzak paketi var. Yok bana gelmez. Bunlar ne lan? Ya yani şu boşta oturanlarda falan hani böyle bana bedavaya katılacak varsa boynuzlarıma mı bakıyorsun düz derili diyor. Hoşuma gitti belki. Boynuzlarına daha az ilgilenemezdim. Evet yürüyeyim bari şuna. Güzel çünkü onlar olmadan da savaştaki değerimi gösteririm. Sana bir sorun var düz derili. Savaşta sayıcı üstündeysen ne yaparsın? Abla ben genelde ölürüm. Beni köle yaparlar. Bazıları da beni yer. Bir seçenek mi var ki sonuna kadar savaşırsın değil taktiksel dövüşürüm. Doğru durumumuz kötüyse eşitlemeye çalışırız diyor. Ama ben ölmedim. Ölümle sarılmış bir halde uyandım. Ya ne anlatıyorsun bana ya? Hala savaşmak için hayattasın. Ama sen diğer yabancılardan farklı duruyorsun düzlerle. Birlikte olalım. Senin için dövüşmek isterim. Benim için bir onurdur. Hoş geldin Ruka. Hoş geldin. Güç var azim var. Helal Rukan benim. İyi tuttuk ha seni. Ballıyız. Tamamdır yani sana bir ayar çekmeyeceğim ben. Sen böyle iyisin. Seni ben olduğun gibi kabul ediyorum. Senin çar nasılmış? Senin çarı merak ettim. Yani azim var, algı varmış sende. Yakın savunma falan filan senle biz iyi bir ikili olabiliriz. Herkesle konuşabiliyor musun? Oron, bir şek savaşçısının sadakatini kazanmak ister misin? Devam et. 3500 kets İlgilenmiyorum. Yeni yoldaş arıyor musun yabancı? Belki becerilerim var mı? Savaşçı değilim, savaş doktoruyum. Ne kadar? 6000 kets. Ya abi siz hep parayla geliyorsunuz ya. Onuruyla savaşmak isteyen insanlar var. Avare bir şey mi? Ne diyorsun lan sen? Kiralık mı arıyorsun 3000 kets? Sen var ya takip et abi Beraber ilerleyelim siz ikimiz Yani şimdi bu şş, e, benim bir genel dükkana Bir uğramam lazım buraya bir gidelim Bir ilaç alalım e, ilacın var mı hocam Var şu ilacı var bunda zaten ilaç varmış Benim de bunların ikisinin Envanterine de fark etmiyor herhalde birbirlerinden kullanıyorlar artık. Ya ben maden kasmak istiyorum Ruka sen maden kasmıyorsun herhalde Kasacağım maden benim neredeydi şuradaydı Bak ben maden kasmaya gidiyorum sen de gelmek istiyorsan gel Bu ne diyor çanta manta bir şey dedi bu Ne diyorsun kardeş kardiyan Kaçakçılık araması ekipmanını çıkar yabani. Hakaret. Kandaş soyulur mu kardeş? Oğlum bu Ruka sen diriliş Ruka mısın ya? Ne biçim konuşuyorsun? Rüşvet vermeyeceğim. Ekipmanlarımı göstereyim. Benim çaldığım ettiğim bir şey yok yani hocam. Ruka da burada maden kasıyor ama Ruka'nın işçiliği var mı abi şu anda? İşçilik kasıyor. İşçilik çarpanı ırksal olarak 0,800'müş. Mesela bende öyle bir şey yok. Ben düz çarpanımı alıyorum. Olsun ama önemli olan buradan bakır elde etmekti. Biz bakırımızı elde ediyoruz şu anda. Buradan kazandığımız paralarla belki yanımıza bir kişi daha alırız. Bir çanta alırız. Kendime bir de bir kıyafet alayım ben canım. Bir de kendime bir ev almak istiyorum ya. <laughs> Önceki seride köleydik yani. Şunları envantere at abi. Kasabildiğimiz kadar kasıyoruz Ruka burada. Acı kana kadar devam. Bende yemek var. Yemeğimiz bitene kadar burada hayvan gibi maden kasacağız. Vallahi ben burada hayvan gibi. Şuraya gelin abi, boş verin artık. Hayvan gibi. Maden kastım bak. Benim üzerimde 16 var. Diğer Ruka'nın üzerinde de 16 var. Şimdi bunları getireceğim. Şu genel dükkanda satacağız. Hadi bak. Bunların rüzgar türbinleri mi varmış lan burada? Beraber daha yavaş gidiyorlar herhalde. Ya Ruka çekin mi kızım sen de gel. Hocam ticaret mi ticaret tabii. Şimdi şunları sen bir al. Bunların kaç veriyordun sen bunlara? Satış değeri 184 diyor. Gayet temiz. Fena bak 3400 yaptım abi. Rukan envanterdekileri de verince. Ya bunları önceden işte köleyken beleşe yapıyordum. Şimdi 6000 ket kazandım. Hayat. Hayat. Hocam şimdi 3000 ket isteyen iki kişi alabilirim. Bu aslında 5 kişilik başlamışsa hiçbir şey fark etmedi ha. Burada sadece maden kastım yani. Mesela bak burada oturan yok. Ama şu barlarda oturanlar oluyordu abi. Bara gir bakayım. Mesela bu genel dükkanın bir satış fiyatı var mı? Bu dükkanı mesela nasıl satın alıyorum ben? Dükkan aç filan diyordunuz bana. Şurada oturan birisi var mesela Oron. Bir şek savaşçısının sadakatini kazanmak ister misin diyor. Devam et. Özgür olmalıyım. Efendim özgür olmak için 3500 ket senin için savaşmama izin ver yabancı. Tekrar yüce bir savaşçı olmak istiyorum. Ya hocam ben seni de alayım. Bu fiyata değer gibi duruyor bak. Seni de alıyorum da sen yani çok savaşacak bir tipin de yok ki be ha. Hep kadın şekleri alıyorum ben de. Gel bakalım Oron. Oron senin çar nasıl? Oğlum benim beleşe aldım daha iyi lan. Gizliliği falan -2 ki oron. Öküz gibi olduğun için gözüküyor herhalde. İki şek var bende. Şu anda şu an harbi kalabalık oldum ben. Yani yani maden gider mi biraz daha? Biraz daha maden gider. Ya ne var hocam ne var? Çantamızı mı arayacaksın ya? Ne var ya? Gel ara göz gözünü seveyim ya. Bir şeyimiz yok ya. Kabul edildi geç diye. Şimdi burada 3 kişi kasıyoruz. Burası ama 2 kişilikmiş. Oron sen kasma o zaman. Sen buraya gel. Ruka kastı çünkü Ruka gelişti artık. Oron sen değmezsin bu paraya biliyor musun ya? Valla üzdün beni yani. Bu arada ben açım. Niye yemek yemiyorum? Yemeği de kendim envanterden kendim mi yiyeceğim abi? Yo, bir tane kalmış yemeğim. Ya paramı biraz arttırmak istiyordum. Çünkü insan da almam istiyorum böyle. Farklı türlerden bir ırkların buluştuğu bir devlet, medeniyet. Herkesi barış içinde yaşatacağız. Oron sen burada kaldın böyle düz duruyorsun. Senin envanterde ne var? Senin envanterde bir kılıç varmış. ilaç varmış. Yüksüzüm diyor şu anda. Ya biraz daha alayım kendime sonra başka şehre gideyim. Ama şu kutsal imparatorluğa gitmeyeceğim abi. Benim köle yapıldığım yere gitmek istemiyorum artık. Bunları 184'ten satıyorsam şu anda 1000 para var. 4000 olur. Biraz yemek alsam. Ya kendime de kıyafet miyafet çekmek istiyorum da Oron. Sen biz orada maden kasarken şuraya gel bakayım ya. Şurada bir zırh dükkanı vardı. Çantacıya bir gir bakayım. Çantalar kaç paraymış diyeceğim ama şu an kapalı değil mi? Sen burada sabaha bekle. Paralar ortak paramız değil mi? Yani istediğim harcayabilirim yani. Mesela oronla harcayabiliyorum param yani. İlla Maysin gidip harcamasına gerekmiyor. Atletikliğim 5 olmuş benim. İşçiliğim 22'ye geldi hemen ha. Rukan'ın 18'e geldi. Oron seni bilmiyorum ya. Yani. Seni önden atarım Oron. İyi bir şek savaşçısı olmak istiyordum ama sen boş yersin. Şu arkada bir maden daha vardı aslında. Şurada bir yerde sanki görmüştüm. Ne bak burada bir tane daha var. Burada 6 kişi çalışabiliyor diyor. Verimlilik %0 ama. Aslında buradaki şeklerin hepsini toplasam parasını verip 15-16 kişi yapsam bir maden kastırırım var ya bunlara. Köle gibi çalıştırırım bunları. Değil mi Orhan? Saat 5. Bunlar 7'de mi açılıyordu? Çantacı vardı burada. Güvenlik 35 level falan diyor. Bar var. Uzun ev var. Silah dükkanı var. Ha şu tarafta mıydı zırh dükkanı? Aynen oradaymış. Oran dükkan açıldı. Bir gir bakalım. Bir çantacıyla bir konuş. Bir şeyler cebe atma Oran. İş yapalım hocam. iş. Valla bu çantalar 3000. Yani 3000 de iyi. 3000'lik çantamı dolduracak bir şey de almıyorum aslında. Dünyanın sonu haritası. Para kasıyoruz ya. Oran oradan çık bakayım. Zırh dükkanına gitsen. Zırhçı da açmamış yani O 7 de açıyor herhalde bakalım. 7 de açtı evet. Hayırlı günler hocam. Şimdi senin sattığın şeyler aslında o kadar da pahalı şeyler değil ya. Kendime bunlardan çekebilir miyim diyecektim. 9000 diyorsun. Bak bu yüksek sınıfı. Bu prototip sınıfı. Darbe direnci falan bunun %21'den 1'e düşüyor abi. İnanılmaz düşüyor yani. Değersiz olunca. Yani şu 1200'lüğü falan kendime alabilirim. Alt tarafa da yani şu 600'lüğü çeksem. Kafama şunlardan çeksem. Kolay kolay tokatlanmak istemiyorum. Bunlar dursun bakalım. Orhan sen orada dur bakalım. Ama adamın dibinde durmasın. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Sen ne duruyorsun dükkanın önünde filan der. Tokatlar sen. Şu an senin için dövüşemeyiz. Bizimkiler burada madene, madeni kasıyorlar yine ya. Çalışırken yemek yemiyoruz mu lan yoksa? Ya bak burada dört tanesiyle aslında oradaki işte zırhları kendime çekerim. Şu anda yine bende sağlam var. Paramı bir 5-6 bine getireceğim herhalde. Ya bu maden hoşuma gitti benim o yüzden. Şu bir tane daha alayım ondan sonra gidelim ya. Bunları satalım yemek alalım. Bir de kendime bir zırh çekeyim ben. Koşturalım biraz. Ama bu sefer kutsal imparatorluğa değil başka bir şehre gideriz. Oğlum bunları çekene kadar zaten madeni kasıyorsunuz ya yürüyün. Bunlar da ağırlık olunca bir de yavaş gidiyorlar. Şuraya girin abi. Şu genel dükkana. Oron sen de gel kapının önüne. Oron hemen geldi. Oron hızlı hızlı koşuyor. Oron sen böyle biz gelene kadar etrafta Voltat, at. Atletiklik kas bakayım. Hadi bakayım. Bizimkiler yeni geldi. Ulan bizimkileri de seçiyormuşum ben. <laughs> Sadece oranı değil. Tamam hepiniz gelin dükkana. Beraber hareket edin ama. Beraber. Şunla bir konuşun. Göster mallarını dedi. İşte şunları vereceğiz abi. Hocam bize ilaç gerekir mi? Vallahi bilmiyorum bende iki var bizimkilerde var ama iki ilaç da alayım ben. Senden yemek alamadık ama şuradaki bardan mı alacağız? Yoldaşla lazım yabani diyordu hocam senin bir gözün yok gibi be. Becerilerin var mı? İlaçlardan az çok anlarım. Ne kadar? 6000 bin. Yok. Bu dükkanın sahibi nerede lan? Sen misin dükkanın sahibi? Bu adam da çanta satıyor. Hocam bize sen yemek vereceksin. Tamam mı? Şunun envantere geçirelim şöyle bir yemek. Birbirlerinin envanterinden alıyorlardı zaten. Ya bayağı yemek lazım biz şimdi bir yolculuğa çıkıyoruz. Ne kadar yemek gider ne kadar lazım olur bilmediğim için alıyorum şu anda. Para var zaten bir de kendime bir zırh çekeceğim. Parayı zırh harcamak mantıklı mı hiç bilmiyorum ama. Buradan bir zırhçıya doğru bir yürüyelim biz. Böyle gir abi zırhçıya. 3 kişi geziyoruz artık dükkanları. Mayıs şu adamları konuş. Hocam iş yapalım. Sen bana... Ulan burada vardı bir tane uyguna bir zırh ya. Ne yaptın onu? Şu 1200'lük müydü? Şu 1200'lük zırhı ver. Ben bunu bir giyeyim üzerime. Zırh olarak. Evet. Pantolon olarak da bir tane daha pantolon vardı. Şu 600 olan var. 600 olanı ver ya. Bunu da pantolonuma ver. Ben sana bu pantolonu vereyim. Şimdi kafaya da miğfer satıyorsun? Değeri ucuzmuş aslında bunun. 200 diyor. Şu daha iyi abi 200 olan. Şu var. Şu iyidir, şu iyidir. Bunu ver abi kafaya. Bir de şundan satıyorsun 183 diyor. Şu 183 olanı da ver. Bunu da ne olarak takıyorsa bu da mı kafaya takılıyor? Bu olmaz. Boyunluk gibi bir şey yok. Bunda bot var. Bende bot yok ya. Botçu var mı abi burada? Fena olmadım. Bir de burada silah dükkanına uğrayalım. Hemen şu yan dükkanda silah satılıyor. Bende 2000 var. Yani bu silahla falan bir işim olmaz. Ben zaten kimseye vuracak bir kabiliyette bir insan değilim ama. Yine ucuz yollu bir şey varsa alınabilir hani. Bendeki çünkü ne kadar iyi abi. Kesme hasarı 0,05 darbe 0,17. Mesela burada paramın yeteceği şöyle ufaktan bir şey var mı hocam? 1400'e var diyor 0.56. 1700'e var diyor 0.58. Saldırı bonusu eksi 2 falan diyor bak. Bunda saldırı bonusu varmış. 3000'e satıyor. Bina içi deza dezavantaj falan diyor. Bazıları uzun olunca herhalde dezavantajlı oluyor. Şu benim hoşuma gitti 1700'e ya. Bunu bana ver. Bunu ben hatta kılıcım olarak alayım. Şunu çıkarayım. Bunu sana vereyim. Para verir misin? Bunu ben kendim alayım. Abi şu an çağrıları güzel yaptım ben. Yemeğimiz falan var. Tam şuraya gideceğiz. Ya o arada var ya işte şey tarafından Yamyamlar mamyamlar beni yakalasın istemiyorum. Aha. Aha dur abi şurada dur. Burada bir burada bir fight çıktı. Bunlar aç haydutlar. Neyle kapışıyorlar abi? Kemi köpekle kapışıyorlar. Aç haydutlar. Bu abi abi? Bana mı saldırıyor yoksa geri o Oo şeylerle kapışıyor. Uff. tek atıyor tek. Yapıştır hocam. Vallahi çatırıştır oğlum bunlar var ya. Şunlar baya kalıplıa şekler Aydutları haydutlar havada kesiyorlar ha. Biz şu an şurada izliyoruz abi. <laughs> Güneşten dolayı Aç haydut kaçıyor. Şurada bir tane sürünen var. Şu sürünene bir saldıralım abi. Ya da saldırmayın durun. Şimdi bunlar sinirlenir falan bilmiyorum bunlar ne yapacaklar. <laughs> Hocam siz ne yapıyorsanız hani ya o yaşayanları yakalıyor musunuz? Kolay gelsin abi. Onları götürün. Bunlar mesela hani ben bir bakayım ne var. Bu aç haydutlar. Aç olduklarına göre bir şeyleri yok ama. Para eder mi? Satış değeri 26, 12 etmez. Şunu yer değiştirsin ölsün şu. Şuna bir bakayım. Bunlar da etmez. Bunlar cesetlerini falan mı topluyorsunuz siz? Götür abi sen. Ben hani şuradan bakıyorum. Bunlar da bunlar aç abi. Bunlar bir şey yok. Kemik köpek vardı bir tane saldırdıkları. Şu mu abi kemik köpek? Mesela bunun derisi merisi var. Bunun derisini alalım. Bunun derisi para ediyor. Bunun eti de para eder. Ne var abi? Bunun dişi mi var? Dişini de alalım. Bir de benim zırha falan bakayım bir üzerim nasıl gözüküyor. Üzerim de fena değil ha. İkilerde bir şey yok ama. Hocam haydi kolay gelsin size. Diğerleri kovalamaya gitti herhalde. Biz şuraya gidelim orada bir şehir var. Gezinip duracağız oradan oraya. Orta dünyada dolaşan Gandalf gibi. Atletizm kasacağız. Arkadan kim geliyor abi? Ha gardiyanlar. Gardiyanlar etrafta dolaşıyorlar. Dikkat etmek lazım yani şimdi nerede olduğumuza falan. Mesela bir gardiyan daha gidiyor. Bir alarma geçtiler galiba. Biz şu an 3 kişiyiz ama çok savaş becerimiz yok. Sisli misli bir yere gelirsek içeri girmiyoruz abi. <laughs> Orada yamyamlar var. Ya bak buralar biraz sisli gibi hocam. Burada yaratıklar maratıklar olmaz. Bataklığa falan girdik bak kesin burada bir bokluk var. Ben eminim de asit masit yağm yağmıyor değil mi? La? Bir anda ortaya çıkacak 300 kişi bana saldıracakmış gibi geliyor. Bataklığın ortasında da bir şehir. Yani ne kadar güvenli bilemedim. Oo bataklığa girdik şu an harbiden. Kesin bir yaratık maratık bir şey gelecek de. Oron sen nereye gidiyorsun? Etrafına mı dolaşıyorsun abi? Beraber dursanız dursanıza. Şuraya gel bakayım şuraya gel. Bak göz gözü görmüyor bak. Birbirinizden kopmayın bak çocuklar. Beraber dolaşıyorsunuz. Şurada bir yerde bir şehir olması lazım. Oraya gidiyorsunuz tamam mı? Ben sizden önce etrafı kontrol etmeye çalışıyorum da şu bataklıktan bir çıkalım ya. Ayrı ayrı oron bak sen hızlı gidiyorsun bak. Benim canım sıkıyorum bak. Benim kafam niye darbe aldı abi? Bizimkilerin karnı kafası her tarafı darbe almış. Oo Bu kim abi? Kızıl pala bana mı saldırıyor bu? Yo bu da başka yere gidiyor. Oğlum sana yağmurdan mı şu an biz darbe yiyoruz ya? Oğlum sen niye saldırıyorsun bize? Ruka. Blue'a geç. Bu kızıl pala ne kadar iyi abi. Çok iyi değil. Mice buraya gel. Oron buraya gel. Blue'a geç abi. Abi Ruka'yı çaktı yatırdı. Orona geliyor. Mice nerede abi? Mice. Gizlen abi. <laughs> Gizlen Mice. Şurada dur. Buna bir saldırman lazım. Sen nereden çıktın kardeş? Kızıl pala mısın? Nesin ya? Bizimki de vuramıyor ki. Bizimkini vallahi şakır şukur kesiyor ha. Hocam sen bloğa geç bari. Hani blok yapmaya çalış. Blok da yapamıyor. Ben bir savaşçı olacağım dedim. Bilmem ne olacağım dedim. Herif seni çatır çutur kesiyor. Ben köşeye saklandım burada. Bekliyorum böyle çömdüm. Olayların bitmesini bekliyorum. O zırhı bari bunlara verecektik işte. Bunlar şektir abi savaşırlar. Bu savunmayı iyi yapıyor ha Orun. Valla. Savunması zaten 28'miş. Ha. Mesela bu savunma yaparken ben acaba saldırabilir miyim? Bunun saldırısı 12 abi. Ama darbe aldı ya. Bu son darbeden sonra yıkılacak şimdi aynı. Oranı da düşürdü abi. Şu an suç işliyor. Şerefsize bak. İnşallah seni yamyamlar yer. Şu anda gidiyor bir yerlere. Ben burada gizlenmiş vaziyetteyim. Yani bataklıkta bizi düşürdü abi. Şunları falan iyileştireyim ben. Ay bir şey geliyor lan yukarıda. Kan örümceği geliyor abi dur. Dur kan örümceği geliyor. Bunun saldırısı falan var mı abi bunun saldırısı? Güce bak lan. 30 gücü var. Ay Oron'u yiyor şu anda. Olacak işte değil yemin ediyorum. Bende de yok ya abi saldırı savunma yok işte. Oron yerine ben düşeydim. Oron'un şu anda canlı canlı yiyor abi. Ben bir karın, kan, kan örümceğe gelip de beni görmesin diye burada dua ederek bekliyorum. Ben de sıkıntıdayım. Ben de kendimi bir tedavi etmeye çalışayım bari. Ses falan çıkartmayayım da. Orona o kadar para verdik. Oğlum doymuyor musun lan sen? Bu ne durumda abi? Bunun karnı sıkıntı da bu tedavi olmazsa ölecek. Kan örümceğine ben saldıramam hocam. Güçlü hayvan. Çevik. Yetişkin bir de yani. Şuradan bir yerden nereden geldiyse anında sıkıntıya soktu bizi ya. Devam et bakayım. Ne zaman gideceksin lan sen? Burada bekledikçe tehlikenin gelmesi yaklaşıyor abi. Bu bir bataklık yaratığıymış. Belliydi bataklığa girince bir şey olacak da. Ruka da var mıydı savunma? Ruka da savunma yokmuş. Oron da nasıl olduysa savunma vardı baya. Bloğa geçince iyi savunma yaptıydı da. Hocam Oron açlıktan öldü ya. Bu hala Oron'u yiyor yani. Abi bu, bu yiyecek ki bunları belli. Ben şu taraftan şöyle geçeyim bari. Arkadan arkadan gitmeye çalışıyorum. Benim gitmeye çalıştığım yer bataklık devam ediyor yani. Ben artık girdik bir yola. Gizlene gizlene gideceğim abi oraya. Şuradan bir şey geliyor. Bataklık raptoru diye bir bataklık yaratığı geliyor abi oradan. Da. Yani ben şeyi bıraktım şu anda Ruka'yı. Rukay'ı saldım hani. Ruka canlı canlı yendi abi. Kalk gizlenme kalk hayal koş bakayım. Yani şu anda karşıma her an bir yaratık çıkabilir. Buralar nereler gözünü seveyim karanlıkta bir de seçemiyoruz ya. Suyun içine girdim bir şey bacağımdan tutacak şimdi. Hızım da iyice yavaşlıyor burada bazı hayvanların kesin hızı da yavaşlamıyordur ha Abi yerler belli ya Şek imparatorluğundan çıktın mı kutsallığa gideceksin yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok diğer yerler tehlike oluyor yani Orada başka yerde maden kasacaktık üçümüz Ha onlar şekleri sevmiyorlar diye gitmek istemedim oraya Bir de beni köle yaptılar daha önce Şark keşfedildi diyor şark neymiş lan bu mu Köy keşfedildi Aynen abi ben köye geldim zaten Nerede köy Gözünü seveyim nerede köy ya? Köye bir gir ya Lan burada da iki, iki adım atıyoruz mu? hep yükleniyor lan Önümü görmüyorum zaten ya kızıl pala mıdır? Nedir o aşağılık gelmeseydi. Orada birilerinin bir şeyler konuştuğunu gördüm. Ha buraya girmişim lan tamam. Buralarda konutlar var abi. 4000'e satılıyor. Bar var. Şuradaki bara gir bakayım. Burada burası neresiymiş hocam ya? Siz kimsiniz? Gözünü seveyim. Bu insan mısınız lan? Bunu bunlar nasıl bir insan abi? Korsan mısınız lan? Burası Gora mı hocam? Bu mekan ne? Burada şekler var. Şekler var bir de böyle bir garip bir şeyler var abi burada. Kara huysuzlar var. Bunlar mesela paralı loncasından insanlara varmış. Bir kez süründüren oyununa var mısın dış topraklı? Altı tam püskürtme yapan kızı alır diyor. Nasıl oynarım abi? Çabuk öğrenilen bir oyun yabancı. Öyle oynarken öğrenirsin. Sırada çok kişi var hadi oynayalım. Oynayalım abi. Yüz ödendi. Kuşa vuruluyor ve bıyıklar dürülüyor. Heh. ne biçim konuşuyorsun ya. Aç bir deşici çıktı. Aç deşiciyi tutuyor musun? Dönüyor musun yabancı? Tutuyorum. Tamam çekiyoruz ve aç deşiciyi tutuyoruz. Büyük çocuklar çıkarılıyor ve tokmaklar tutuluyor. Boğazı kırılmış bir okla temiz yalama. 200 ket. Teprikler yabancı. Teprikler yalnız. Tekrar oynamak ister misin? Boş vuracağım. Oynamayayım da ben seninle bu oyun bok gibi diyorum dedim. Tekrar geleceksin diyor. Oğlum ben buraya oyun oynamaya gelmedim ben. Ticaret de mi yapamıyorsun? Mio. Bataklıklara hoş geldin. Katil tecavüzcü pişlerin diğer. Dev ve çirkin örümceklerin dünyası. <laughs> Burada herkes kafayı yemiş abi. Tanıştığıma memnun oldum. Burası çok boktan. <laughs> ne oldu? Eski köleyim. Ben de eski köleyim. Ondan önce de eski çiftçiyim aslında. böyle duruyor diye bir şöyle duruyor diye bunun niye sesi böyleymiş gibi geldi aklıma ya. Yani. Ya ablam ne diyorsun ya? Üzgünüm ya. Hıçkırık mıçkırık. Benimle bir içki iç diyor. Neden olmasın? Onlardan değilsin değil mi? Bu bataklık pişlerinden. Güzel gözlerin var. Bunu daha önce söyleyen olmuş muydu? Ablam Büyük yoklukta da. Daha uzun süre bakarsan para ödemen gerek mi? Tövbe yarabbim. Ne olduk abi ya? <laughs> Bataklığa geldik diye. <laughs> Kötü yollara düştük. Ama para ödersen olur. Benden para alamazsın. Hala hesabımı ödemem lazım diyor. Seni sevdim bak. Mağarana, yuvana ya da nereden geldiysen oraya gideriz işte. Kürek kullanmakta da iyiyimdir bu arada. Gel ya. Gel ama daha fazla içmek yok. Bir damla daha içmem dedi. Aa bunu da aldım ha yanıma. Bunu da aldım. Bu nasıl bir çarmış abi? Bunda işçilik var. Çiftçilik var atletizm var birazcık. Gizlilik var. Başka bir şey yok. Bu çiftçi yani. Bunu köyümde çiftçi yapacağım. Umarım örümceklerden uzak dururuz ama diyor. Bilmiyor ki benim iki tane yoldaşım örümcek yedi. Mesela burada diğerlerle falan konuşsam. Şehirden çıkıyor mu ekip topluyor musun? Katılmak ister misin? 3000 ket. Bana kazık atmak gibi geldi. Sanırım sadece güvenmen gerekecek. Unut gitsin abla. Zaten 500 var bende. Peki yemekler benim üzerimde mi? Benim üzerimde çiğ yemek var. Yemekler bizimkilerin üzerindeydi. Yediler. Sende var mı bir şey? Sende sadece ilaç var. Hocam bak bu barda biz bir aradığımızı bulamadık burası bar Şurada genel üst var yani Bize yemek lazım bak yemek bulamadık şu anda bende bir yemek var da bunu pişirmem mi gerekiyor acaba Demirci var orada Ya yani Ben burada ticaret yapamıyorum ticaret Hani birileriyle benim ticaret yapabilmem lazım ama olmadı o bir türlü Şey yapamadık yani Burada şu aletlerle Talim yapabiliyoruz ha he? Hey yabancı burada ne yaptığını sanıyorsun ne yapıyorum abi ne yapıyormuşum işte talim yapıyoruz Yemeğim olsa ben burada talim kasarım biliyor musun? Talim bana ne kazandırıyor abi şu anda? Yakın saldırı mı kazandırıyor? Aynen yakın saldırımı burada geliştiriyordum. Maç dur. Yeterince uyardım dedi. Abi beni dövmeyin, beni dövmeyin. Lan oğlum talim yapmaya geldik. Beni niye dövdünüz ya? Bizi dövdüler, dışarı attılar. Ha bana dışarı çıkın mı dediniz yoksa? Saati de göremiyoruz. Bu ne lan? Bu ne alaka örümcekler geldi beni yiyorlar ya. Şunu yiyorlar şu an lan. Biri yardıma gelsin. Kapının önündeyiz lan. Örümceklerle dövüşüyorlar şu anda da valla Miu'yu birazcık yediler yani. Miu'nun da akli dengesi yerinde değildi değil. yanımıza niye aldıysa. Miu ölüyor ben iyileşme komasındayım abi. Buradan da kurtarırsam paçayı. Konut var diyor. Bataklık platformu. Konut. Market tezgahı ortadaymış. Miu öldü ya. Miu öldü ben yani bir tane örümcek gelse beni şu anda kesecek yani. Geliyor. Geliyor Allah'ın belası geliyor beni yiyor şu anda inanılmaz yemin ediyorum ya. Bu <laughs> ne biçim oyun ya? Abi birisi gözünü seveyim iyileşme komasını ama beni yemiyor şu an. Miyu abi. Bu sen evcil hayvan mısın hocam? Sen kedi misin lan? Kimse sana dokunmuyor. Beni yemeye başladı. Alıştı. işte. Al işte beni yemeye başladı. Canlı canlı yeniyorum şu anda. İki şurada talim yaptık diye tokatlandık yemin ediyorum ya. Burası kimin üstü abi? Kimin üstü? Şu hayvanı niye kimse saldırmıyor şu hayvana ya? Kapınızın önünde adam canlı canlı yeniyor. Niye umursun? Bunlar nasıl insanlık? Bu Bu dünya ne kadar leş bir dünya ya. Çatır çatır yeniyorum şu anda. Bir şerefli bir ölümle bir savaşarak ölemedik ya. Öldüm ulan. Canlı canlı yendim ulan. <laughs> Zırhım kaldı ha yerde. Böyle, tamamımı yemiş çünkü. Hiçbir şey bırakmamış. Baksana bak bak zırhın içinde şuralara falan böyle dil atmış abi. Şuraları böyle diye temizlemiş yani. Oraları da yemiş. Neyse. O zaman <laughs> bu bölüm buraya kadar olsun. Ben eğleniyorum ya bu oyunda. Böyle saçma sapan şu köye gelmek için yani. Şu... Abi benim ne işim var? Bu köyde gez gözünü seveyim ya. Ben ne güzel şurada şek krallığında Güven içinde paramı kasıyorum şeyimi yapıyordum orada zırhım mırhımı aldıydım Gideceğim şuradan kutsal imparatorlar bana ne buradaki bataklık bataklığa girdik Adam 4 kişiyi yedirttim yani bir anda Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın Yorumlarınızı bekliyorum diğer bölümde görüşürüz